Evet Ferhat. Ferhat Şahin. Ankara'dan katılıyorum. Hacettepe'de iktisat 2. sınıf okuyorum. Bu kadar. O kadar. Sorayım, niye yarışmaya katılmak istediniz? Ya aslında bu kadar çok izlenen bir yarışmaya katılmak herkes ister. Sizin karşınızda olmak, televizyona çıkmak. Herkes ister buraya katılmak. Asıl soru niye bu kadar bekledin olması gerek. O da popüler kültüre biraz uzaklığımla alakalı olabilir. Popüler kültüre uzaksınız biraz. Evet, televizyon falan izlemem mesela. İçine kapanık gibi söyleyebilir miyiz bunu? Yok. İçine kapanık değil de mesela televizyon izlemem. Evimizde televizyon yoktur mesela. Onunla açıklayabilirim. Niye yok? Bilmiyorum, sevmiyorum televizyon izlemeyi. Ha, peki başka kardeşleriniz, anneniz, babanız? Annem babam İstanbul'da oturuyor. Bir tane ablam var. Ne iş yapıyor babanız? Babam temizlik işiyle uğraşıyor. Anneniz? Annem de aynı. Peki buradalar mı? Annem babam yok, arkadaşımla geldim. Öyle. Kendisi dünyanın en sakin insanlarından biridir. Bana da rahatlatacağını düşündüğüm için o yüzden onu getirdim. Heyecan annem var. Babamla gelseydim onlar şimdi heyecan falan yaparlardı. Onlar da belli heyecanlanıyor değil mi? Evet. Peki o sakin arkadaşa bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Merhaba. İbrahim Ertuğrul, Marmara Üniversitesi İşletme 2. sınıfta okuyorum. Ferhat'la iyi bir arkadaşlığımız var. Ona destek olmaya geldim. Ferhat sizi sakinliğini de tanımladı. Siz nasıl tanımlarsınız Ferhat'ı? Ferhat düzgün bir arkadaşım yani. Çok seviyorum kendisini. Bazen çılgınlıklar oluyor ama iyi yani. Neler onlar? Bir eleştiri mi yoksa bazı hoş çılgınlıklar da olabilir biliyorsunuz. Hoş çılgınlıklardır diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Peki. Tahmin ediyorum. Peki Ferhat. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Biliyorum. Arada bir tekrarlıyorum. 500 lirayla başlıyor ilk sorunun ödülü. Siz soruları bildikçe 12. soruya gelindiğinde ödülünüz 1 milyon lira oluyor. Bu arada ikinci soru baraj sorusu. 1000 liralık ödülü kazandığınız zaman her halükarda sizin. 7. soru ikinci baraj sorusu. 15 bin lirayı kazandığınızda yine bu para her halükarda sizin oluyor. 3 tane jokeriniz var. Bu yarışmada başarılı olmanıza yardım edecek. Seyirciye sormak istiyorum. Telefonla danışmak istiyorum. Ve yarı yarıya joker haklarınız var. Eğer 15 bin lirayı soruyu bilip de bu parayı cebinize koyarsanız bir jokeriniz daha olacak. O da çift cevap jokeri. İlk iki soruda süreniz 15 saniye. Sonraki 7 soruda süreniz 5 saniye. Peki efendim. Hı. Başlıyoruz yarışma. Başlayalım. Ve ilk soru. Anlamı uzun bir çekişmeden sonra olan al takke ver külah sözü hangi durumda kullanılır? A. Düğün. B. Sınav. C. Pazarlık. D. Mülakat. C. Pazarlık. Son karar. İkinci soru. Okullarda öğrencinin ders dışında davranış ve giyim kuşam gibi sebeplerle öğretmenden aldığı not hangi isimle anılır? A. Sefahat. B. İtaat. C. Sadakat. D. Kanaat. D. Kanaat. Son kararım. Evet, 1000 liranız var. Güle güle kullanın. Üçüncü soruda sıra. Kuşet, pullman, kondüktör hangi ulaşım aracı için kullanılan kelimelerdir? A. Tren. B. Uçak. C. Gemi. D. Otobüs. Bir fikrim var ama seyirciye sormak istiyorum Kenan. Değerli seyirciler, kuşet, pullman, kondüktör hangi ulaşım aracı için kullanılan kelimelerdir? A. Tren. B. Uçak. C. Gemi. D. Otobüs. Süre 10 saniye. Seyircilerin %65'i tren demiş. Sizin fikriniz neydi? Ben de tren diye düşünüyordum ama emin olmak istedim. O zaman buluştunuz. A. Tren. Son kararım. Soru 4.
Ticaretle içli dışlı olduklarını belli etmek için ticarete yatkın olmayan çocuk okutulur sözünü kullanan il hangisidir? A. Erzurum. B. Bitlis. C. Kayseri. D. Uşak. Buraya getirdiğim arkadaşım da Kayseri'li. C. Kayseri son karar. Beşinci soru. Gotik tarzda giyiniyorsanız üzerinizdeki kıyafet genellikle ne renktir? A. Kırmızı. B. Beyaz. C. Mavi. D. Siyah. D. Siyah. Son karar. Altıncı soru. Peter Sellers ile ünlenen bir Fransız müfettişinin başından geçen komik olayların anlatıldığı film serisinin adı nedir? A. Pembe Panter. B. Tenten. C. Sherlock Holmes. D. Müfettiş Gadget. D. Müfettiş Gadget son kararım. Maalesef doğru cevap Pembe Panter olmalıymış. Sorun değil. Hemen kalkmaya hazırlandınız Ferhat. Niye? Bilmiyorum. Maalesef falan değil. İçgüdü herhalde. Çünkü 1.000 lira vereceğim size. Buyurun. Güle güle kullanın. Başarılar buyurun.